Çocuk kitapları yazma esinini kızlarımın büyüme süreci verdi. Büyük kızım Rus Pinos'u getirdi. Adını Karamel koyduk. Annem yanında bir terlik falan varsa atağa da hedef olmamak için kaçardım. Peki geleceğin yazar adaylarına neler söylemek istersiniz? Bir öğrenci de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın diye bir şiir okudu. Biliyorum ki Tanpınar'ın öyle bir şiiri yok. Bütün adaları severim ama Heybeliada yaşadığım için, bir çevre edindiğim için de daha özel bir yer edindi. Küllüğü de oraya götürdüm. Orada benimle yaşıyor oldu. Ah keşke öyle olsaydı. Planör TV'ye Ajanda programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda Örs. Bugünkü konuğum Ozan, yazar, eğitimci Adil İzci. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Siz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenisiniz. Evet. Uzun yıllar öğretmenlik yaptınız. Birazcık buradan bahsedelim mi? Ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunuyum. Yeni Türk Edebiyatı bölümünden. Orada bir yıl tiyatro okudum. Önce sonra Yeni Türk Edebiyatı bölümüne geçtim. Bitirdikten sonra Konya'da çok kısa süreli iki kasabada öğretmenlik yaptım. Ardından 80'de İstanbul'a geldim. 80 ile 2010 arası 30 yıl Robert Kolej'de Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği yaptım ve emekli oldum. O tarihten beri de okumaya yazmaya daha çok ağırlık veriyorum. Böyle özetleyebilirim. Mesleğinizin yazarlığınızda nasıl bir etkisi oldu? Mesleğimin yazarlığıma nasıl bir etkisi oldu? Ben edebiyatı rastlantıyla seçmedim. Liseden başlayarak kendimce bir okurluk edindim. Amacım da zaten üniversitede edebiyat öğrenimi görmekti. Tiyatro ile edebiyat arasında ilk yıl biraz kararsız kaldım. Sonra edebiyata geçtim. Dolayısıyla tercihimi önceden yaptığım için edebiyat okumak ve sonra Türk Dili Edebiyat Öğretmenliği yapmak bana çok iyi geldi. Mesleğimi severek yaptım. Edebiyatı bir yaşama ve meslek olarak seçtim ve bugüne kadar da hiç pişman olmadım. Derlemeler yazdınız, şiirler yazdınız. Çocuk kitapları kariyerinizin neresinde? Neden çocuk kitapları yazmak istediniz? Öncelikle çocuk kitapları yazmak gibi bir hedefim yoktu. 87'de büyük kızım İpek doğdu. 92'de de küçük kızım Gemise. Onları büyütme sürecinde tabii hal ve hareketlerini, ilk sözcüklerini, o sözcükleri söyleme biçimlerini, anne ve babayla diyaloglarını, kısacası bütün dünyalarını olabildiğince gözlemlemeye çalışıyordum. Gözlemleme çalışması bile diyemeyiz belki. Zaten gözümün önündeydi. Sonra onlardan ilginç bulduklarımı zaman zaman not alıyordum. İşte hangi sözcüğü nasıl söylüyor. Böyle hoş bir sözleri oluyordu, onları not alıyordum. O notlardan ilk çocuk şiirleri çıktı. Yani diyebilirim ki bana çocuk kitapları yazma esinini kızlarımın büyüme süreci verdi. Zaten ilk kitabımda Deniz Olsun adı. Kızlarım İpek ve Günüz'üne adanmıştır. Orada sanıyorum 60 civarında şiir var. Bu şiirlerin çoğunun öznesi kızlarım. Sonra çocuk kitabı yazmak da hoşuma gitti. Ardından 2013'te eve bir büyük kızım Rus Pinos'u getirdi. Adını Karamel koyduk. Karamel evin 5. bireyi oldu. Onu da böyle görerek, gözlemleyerek, işte parka götürerek, evdeki oyunlarına tanıklık ederek yeni kitaplar yazma sürecine girdim. 8 çocuk kitabımdan ikincisi Karamel. Karamel. Evet, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı o. Karamel bir seri sanırım. Seri. Karamel'in evet. Günlüğü, Karamel'in Rüyaları. Rüyaları. Bunlar ikinci ve üçüncü kitaplar. İlk kitap İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Karamel. O roman, bunların biri günlük, biri de rüya. Karamel'in Rüyaları. Tabii bunları yazarken Karamel'i kişileştiriyorum. Karamel'in gözünden anlatılıyor tabii, bunlar. Tabii. Karamel'in gözünden ve dilinden. Yani o bir özne olarak sanki insan gibi yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini, hayallerini, mutluluklarını, sevinçlerini, hatta böyle tepkilerini bir insan gibi dile getiriyor. Ben de dedesi olarak onları yazıyorum. Zaman zaman da zaten beraber yazdık. Karamel dizimdeydi, bilgisayar önümde. Benim ve Karamel'in gözleri ekranda beraber çalıştık. Çocuklara bir hayvan sevgisi aşılama. Tabii. Dünyayı, varoluşu bir kozmik bütünlük içine görüyorum. İnsan, hayvan ve bitki diye bir ayrım yapmıyorum. Bu dünyada hepimiz bir bütünüz. Öyle olunca da ağaç, çiçek, kuş, kedi, köpek, martı, karga, güvercin ve insanlar her şey benim gözümde bir bütünün ayrı ayrı bireyleri gibi.
Peki çocuklarda bunu nasıl yapıyorsunuz hocam? Bir mesaj kaygısı gütmeden, çocuğa böyle vurarak göstermeden bunu çocuğa nasıl iletiyorsunuz? Mesaj kaygısı, evet. Yani bir metni yazarken, kurgular ve yazarken gerçekten tasarlanıyorum. Yani ben şu metni yazayım da veya şu rüyayı yazayım da okur çocuklara bir mesaj vereyim diye bir derdim olmadı. Metni yazma sürecinde o mesaj kendiliğinden oluşuyor. Biraz da aslında Karamel dizisinde ben Karamel'i oynuyorum. O da benimle oynuyor. Veya ablaları söz konusu ise, yani birinci ve ikinci kızım söz konusu ise, onlar oynuyor. Biz yani bir yerde yaşantımızı yazıya dökmüş oluyoruz. Benim Evim İstanbul yeni çıkan kitaplardan. Evet. Burada da sizin bir öykünüz var. Burada da Küllük'ün macerası anlatılıyor. Birazcık bahseder misiniz? Küllük, bu yayın evinde editörlük yapan dostumuz Recep Kayalı'nın yavru kedisiydi. Görüşmek için geldiğimde Küllük henüz yavru bir kediydi. Sanıyorum 1-1,5 aylık kediydi. Recep dostumuz bana öyküsünü kısaca anlattı. İşte sokakta bulmuş annesine bir araç ezmiş. Köşede bir minderi vardı, mama kabı, su kabı. Toplantıyı orada yapmayalım dedi. Rahat vermez. Ben de orada yapmakta ısrar ettim. Küllük kucağımdaydı. Toplantıyı pekala yaptık. Hiçbir sorun olmadan, ama o süre boyunca Küllük kucağımdan omzuma çıktı, omzumdan bu omzuma geçti, oradan tepeme çıktı, kucağıma indi, uyudu. Arada bir parmaklarımı yalancıktan ısırdı. Kısacası o gün ben Karamel'den sonra bir torun daha kazandım, Küllük. Arada telefonlaştığımızda artık yayın evindeki dostlarımızın hal hatırıyla birlikte Küllük'ün de hatırını sorar oldum. Sonra Benim Evim İstanbul adlı bir dizi için öykü yazmam istendiğinde fark ettim ki konu zaten hazırdı. Küllük bir çocuk öyküsü için ideal konuydu, ideal özneydi veya öykü kahramanıydı. Çok rahat yazdım. Yani yazım süreci 3 gün falan sürdü ama bunlar eğlenceye dönüştürdüğüm için. Çünkü Küllük'le ilgili ne yazabileceğim aklımdaydı. Çok keyifliydi, ben de okudum. Küllük'le, evet. Heybeli Adaya gidiyoruz. Heybeli Adaya gidiyoruz. Aslında gitmedik ama ben gönlümden geçeni anlattım. Siz oradasınız sanırım. 3 yıl orada oturdum. 2013-16 arası zaman zaman gidip geliyorum. Yani gönlümün yarısı Heybeliada'da. Orada dostlarım var, belli bir çevrem var. Bütün adaları severim ama Heybeliada yaşadığım için, bir çevre edindiğim için de daha özel bir yer edindi. Küllüğü de oraya götürdüm. Orada benimle yaşıyor oldu. Ah, keşke öyle olsaydı. Peki geleceğin yazar adaylarına neler söylemek istersiniz? Yazarlığın bir formülü var mı doğrusu ben bilmiyorum. Zaman zaman takım yazar, ozan dostlarım atölyeler açarlar. Şiir nasıl yazılır, öykü, roman nasıl yazılır ders verirler ama ben yazarlığın öncelikle kendi kendine çalışmayla öğrenileceğine inanıyorum. Çok yazıp bozarak, yazdığını beğenmeyerek. Şimdi bu kitapta Küllük öyküsü, Artık Heybeliada'dayım başlığıyla yayınlanan Küllük'ün öyküsü. 3 günde yazıldı. Aslında onu 2 saatte de yazabilirsiniz. Bilemediniz 3 saatte diyelim. Ama yazıp boza ilerlemek, yazdığını beğenmemek, yazdığını ertesi gün bir daha gözden geçirmek. Yani böyle öğrenilir diye ama düşünüyorum. Ama en önemli olanın aslında çok kitap okumanın, anlayarak okumanın. Buraya gelecektim. Tabii. Şimdi orada bir iki örnek vereyim. Ben 68 yüzünden beri, lise 1 öğrencisi olduğumdan beri okuyorum. Toplam 54 yıl eder ve Türk Edebiyatı'nı, özellikle kendi yazanımızı yakından izlemeye çalıştım. Sanıyorum elimden ve gözlerimden binlerce kitap geçmiştir. Eğer o süreci yaşamasaydım, acaba yazma becerim gelişir miydi? Mutlaka birilerinden bir şey öğreniyoruz. Sabahattin Kudret adlı çok sevdiğim bir ozan yazarımız vardı. O ilk denemelerde öykünmeyi önerirdi. Ardından zaten ozan ya da yazar adayı kendi dilini bulacaktır derdi. Çok okumak, okuduğuna biraz da böyle yazarlık becerisini geliştirmek bağlamında bakmak. Yani bir kavramı, bir duyguyu, bir düşünceyi nasıl anlatmış, bir yeri nasıl betimlemiş, bir insanın yüzündeki tasayı, kaygıyı, kederi, mutluluğu, sevinci, erince, her neyse nasıl dile getirmiş, bunlara bakmak gerekiyor. Burada ebeveynlere de çok görev düşüyor. Tabii. Çok okumak ve sonra yazdığını beğenmemek ve kolay kolay ben oldum dememek. Şimdi bazı yazar, ozan dostlarıma
iyi bir yazarı soruyorum. Ben ondan bir şey okumadım diyor. Oysa Türk Edebiyatı'nın bilinen iyi bir yazarı, iyi bir ozanı ya da şöyle bir gerekçeleri sürüyorlar. Ben etki altında kalmamak için okumuyorum. Kendi yazdığıyla dünyasını sınırlıyor. Ama sen bir kişisin, bir bireysin. Oysa Türk Edebiyatı'nda binlerce birey var. Bunların yüzlercesi ön planda. İyi yazarlar, iyi ozanlar. Bunlardan öğreneceğiniz mutlaka bir şeyler var. Bir kavramı nasıl geliştirmiş veya bir yazı bütünlüğü nasıl ulaştırmış, bir şiiri nasıl tamamlamış veya bir öyküye nasıl girmiş. Çünkü öykünün başlangıcı da önemlidir. İlk bir iki paragrafı okursunuz, beni sarmadı deyip bırakabilirsiniz veya kaptırır gidersiniz de. Yani tüm bu yönlerden yazı becerilerine, ustalıklarını taramak, incelemek, hatta başlangıçta vurguladığım gibi öykünmek, sonra zamanla kendi tarzını, üslubunu bulmak herhalde bu ideal bir yol. Ama mutlaka bir yandan da okumak. Ben olduğum kadar bir yazar ozan için ilkel bir söz yoktur. Yani ben 26 kitap sahibi olarak kendimi henüz yazarlığın başlangıcında gibi hissediyorum. Tomris Suyar günlüklerinden birinde diyordu ki, aklımda kaldığı kadarıyla tümceleştirerek anlatacağım. Her yeni yazıda veya öyküde ilk defa başlıyorum gibi bir kaygı, bir ürkeklik duyuyorum diyordu. O nedenle hani yazdığını beğenmemek, dönüp bir daha bakmak, 3 ay sonra, 5 ay sonra veya 3 gün sonra bir daha bakmak. Yani ama burada birazcık tutku da önemli. Tutku, İnsanlar, tabii. Tutkuda olduğun bir şey ancak bu kadar bağlanabilir. Evet, yani onu bir yaşam biçimi edineceksiniz. Çok sevdiğim bir halk sözü vardır, yeri gelince kullanmaktan hoşlanırım. Engin daldan dut yememek. Yükseklerde olacak hedefiniz biraz. Kendiniz de hemen ötekilerin üstünde, onların tepesine falan görmeyeceksiniz. Dünyada 8 milyar insan var. Bunların bilmiyorum kaç milyonu yazar çizerdir dünya ölçeğinde bakarsak. Siz de o sayısı belirsiz yazardan ozandan birisiniz. Peki emekli bir öğretmen olarak öğretmenlere, ebeveynlere vermek istediğiniz bir mesaj, tavsiye var mıdır? Zaman zaman bir takım ödüllerin seçiciler kurulunda bulunuyorum. Somut bir örnek vermem gerekirse ünlü bir okulun düzenlediği İstanbul liseleri arasında şiir okuma yarışması vardı. Orada jüri üyeliği yaptım. Bir öğrenci de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın diye bir şiir okudu. Biliyorum ki Tanpınar'ın öyle bir şiiri yok. Neyse öğretmenini buldum. Jürideki arkadaşlarımı da kısaca uyardım. O şiir ve şiiri okuyan öğrenci ödül almadı. Alarak etkinlikte de değildi zaten. Eve dönünce de Tanpınar'ın hemen üstümü çıkarmadan kitabını indirdim, kontrol ettim. Öyle bir şey yok. Öğretmeniyle konuştuğumda şunu söylemişti. İnternetten getirdi. Öğretmenlerimizin çoğu internetten bulma, internetten öğrenme, internetten öğrencilerine önerme gibi bir ucuzluğa başvuruyor. Oysa internette Ece Ayhan'ın diye, Can Yücel'in diye, efendim daha pek çok kişinin şiir dolaşıyor. O halde öğretmenlerimize önereceğim ilk şey doğrudan kaynağa başvurmak. İnternette dolaşan şiirlere veya metinlere güvenmemek. İkincisi, mesleğime noktaya koyduğum zaman bile yetkin bir öğretmen olarak görmedim kendimi. Her şeyi biliyorum, her şeyi anlatıyorum. Öyle bir tavrım asla olmadı. Ama şunu her zaman çok rahatlıkla söyleyebilirim. Öğrencilerime elimden geldiği kadar kılavuzluk ettim. Bilmediğim konular çıktığı zaman atlatmadım. Gittim, araştırdım. Kendi kitaplığımdan, okulun kitaplığından araştırdım. Ertesi gün yanıtını verdim. Yani öğrenci ile öğretmen birebir iletişim içinde olmalı. Öğretmenin kendimden yola çıkarak verdiğim örneği hatırlatayım. Bilmediği, o anda yanıt veremeyeceği pek çok konu olabilir. Bu konularda öğrencilerini atlatmaması, onlarla beraber araştırması, yanı sıra da okuma konusunda öğrencisine iyi bir rehber olması. Söz gelimi ben güncel edebiyatı az çok izlediğim için yeni aldığım kitaplardan öğrencilerimi ilgilendireceğini sandıklarımı sınıfta gösterirdim. Veya oradan bir iki paragraf, bir iki şiir okurdum. Zaman zaman okul kitaplarına götürürdüm. Oradaki dergileri görürlerdi. Orada dergileri karıştırırlar. Kısacası bir okur olarak da, yani sadece öğretmen değil, bir okur olarak da öğrencilerine model oluşturmak. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya.
Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Estağfurullah. Bilmiyorum bir şeye benzedi mi? Tabii ki. Estağfurullah. Hocam şimdi çerez sorularımız olacak. Bu bölümde çocukluğunuza ait tatlı tatlı minik minik sorularım olacak. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Şimdi çerez sorulardayız. Şimdi birazcık çocukluğunuza dönelim. Çocuk olduğunuzu hayal edin ve uyanır uyanmaz bir çizgi film izleyeceksiniz. Hangi çizgi filmi izlerdiniz? Valla bizim kuşak çizgi filmle büyümediği için küçük kızım yanımda olsaydı ona sorabilirim. Daha doğrusu ondan kopya alabilirim. Çünkü o cumartesi pazar sabahları hepimizden önce kalkar, salona geçer, televizyon açar, çizgi film izlerdi. Tom ve Jerry belki. Ama ben sizin çocukluğunuzu merak ediyorum. Uyanır uyanmaz ne yapardınız? Sokağa mı koşardınız? Yok, uyanır uyanmaz. Çevrem yoklardım. Ama ya sabahları uyanınca onu... Şimdi biraz canlandırabildim. Niğde'deki ilk evimizin avlusunda çok sayıda çiçek vardı. Küçük bir avluydu ama çok sayıda çiçek. Orada özellikle sarmaşıklar olurdu. Alt kattan ahşap balkona kadar uzanan. O sarmaşıkları yanında gittiğimi hatırlıyorum. Yani orada beni çeken bir şey vardı. Galiba sarmaşıkların uyanmasından söylerdik. Çiçek açması, uyanması gibi anılırdı sanıyorum. Yani şimdi çok hatırlayamıyorum ama uyanınca o ahşap balkon, oradaki sarmaşıklar, onlara yönelmiş de olabilirim kimi yaz sabahları. Hatırladığınız tat ve koku nedir? Hatırladığım tat süt tadı. Kahvaltıdaki süt tadı. Kahvaltıda mutlaka reçel olurdu. Reçel tadı. Vişne reçeli tadı. Koku olarak da karanfil kokusu, şimdi hatırladım. Eserlerinizde de sürekli bahsediyorsunuz zaten. Çiçekleri, doğayı. Annemin çok merakı vardı çiçeğe ve şimdi bu kaldırım çiçekçilerinde gördüğümüz karanfillerden söz etmiyorum. Kokulu karanfiller. Onların dalları eğri büğrüdür. Yani kavislerle gider böyle. Çiçekleri daha sadedir. Yani bu sera karanfilleri gibi iri yarı değildir. Ama müthiş güzel kokar. Ve dayanıklıdır. Yani bir karanfil bardağı ıslattığınızda bir hafta o canlılıkta kalır. Vallahi galiba ilginç bir şeyler bulamazdınız. Okul kitabı, defteri, kalem, atlas, döner alfabe. Siz döner alfabeyi gördün mü? Bilmiyorum. O farklı bir sistemdi. İlkokul birinci sınıfta döner alfabe. Cin aliler olabilir. Okula giderken annemizin çantamıza değil de cebimize sıkıştırdığı elma, yerine göre ayva olabilir. Yaramaz bir çocuk değildiniz. Zaman zaman yaramazdım. Hatta bazen yaramazlık yapar, evden kaçardım. Annem yanımda bir çelik falan varsa atardı, hedef olmamak için kaçardım. Ve sokakta babam bekler, onunla beraber gelirdim. Babanın yanında bir dokunmazlık kazanmak için. Peki sadece ablalarınız mı var? Kardeşleriniz de var mı? Yok, hayır. 6 kişilik bir aileydik. Babam, annem, 3 ablam ve ben. Ben evin en küçüğüydüm. Efendim, her şey merakım vardı benim. Kümes hayvanları besleme merakım. Tavşan besledim, güvercin besledim. Kedim oldu. Evet. Çok uysal bir çocuktunuz o zaman. Vallahi. Ablalarla anlaşabilen. Zaman zaman evin en küçüğü olduğum için biraz herhalde efelik yapardım tahmin ediyorum. Ama her zaman korundum, kollandım. Çocuk Adil İzci'ye şimdi ne tavsiyesi verebilirdiniz? Ben Anadolu'da doğup büyüdüm. Babamın görev yeri Niğde'de. O zamanki Niğde sanıyorum 15-20 bin nüfuslu bir kentti. Apartman bile çok azdı. Genellikle bahçeli evler. Önünde meyve ağacı veya arkasında meyve ağacı olan evler. Geriye dönüp baktığımda ben aslında çocukluğumdan çok mutlu olduğumu hissediyorum. Eğer geriye dönme şansım olsaydı öyle bir ortamda, bir kentte, öyle evlerde yaşamayı isterdim. Şimdi bir sitede yaşıyorum, 7 blokluk bir site. Tül perdelerin arkasındayım. Oysa oturduğumuz evlerde perde ancak akşamdan akşama, lamba yanınca çekilirdi. Bahçenizi veya avlunuzu görürdünüz. Soyutlanmış, kapalı mekanlarda değil, her zaman dış dünyayla göz temasınız olan ortamlarda. Dolayısıyla geriye dönsem, sorunuzu doğru mu anladım bilmiyorum ama aynı yerde, aynı ortamda yaşamak isterim. Tavsiye verir miydiniz ona? Şunu yap ya da şunu yapma. Yani biz sokakta rahat rahat oynardık. Susayınca da hemen eve koşardık. Bahçedeki, avludaki çeşmeye avucumuzu dayar, lıkır lıkır su içer, yeniden sokağa koşardık. Yani şimdi içeceğimiz suyu damacanalarla alıyoruz. Eve servis yapılıyor, şu bu. Yani o terleyince o çeşmelerde yüzlerimizi şakır şakır yıkardık. Veya Niğde'nin yerleri yazın bağlara taşınırdı. Biz onların bahçelerine girer, biraz meyve araklardık. İşte dalından kayısı, kiraz vesaire.
Bugünkü çocuklar bunların hepsinden yoksun büyüyor. Yani çocukların ağaca tırmanabileceği, çimlerde yuvarlanabileceği, meyveyi dalından koparabileceği, suyu çeşmeden içebileceği bir hayat olması isterdim ben. Çocuk adilizce benim yaşadığım koşulların benzerinde yaşamasını, yaşamalarını önerirdim. Hiç ağaca tırmandınız mı? Evet. Benim çocukluğum sokakta geçti. Ağaca tırmandım. Toprakla oynadım. Bisiklete tabii. Bindim. Tabii. Çatılara çıktım. Şanslıydım o konuda. Evet. Ben çok memnun kaldım. Umarım siz de çok memnun olmuşsunuzdur. Elbette, fakat söyleşi boyunca şu anlamda tedirgindim. Sesim net çıktı mı? Yani kesik kesik konuştuğum yerler oldu. İsterdim ki çok daha akıcı bir konuşma olsun. Hiçbir yerde tökezlemeyeyim. Tek tek böyle yalın ve sorunun tam yanıtı olacak sözler etmiş olayım. Sizin buradaki varlığınız bizim için zaten şans hocam. Sağ olun. Eksik olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sizleri ajanda bölümüyle baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bravo. Ajanda bu bölümünde sizleri yepyeni bir diziyle tanıştırıyor. Gülçin Tüzel Dokur'un kaleme aldığı, Güvercin Yayın Evi etiketiyle çıkan Tombul Tosbağ'ın maceraları artık sizlerle. 8 kitaptan oluşan serinin ilk 2 kitabına sanal satış noktalarından erişebilirsiniz. Anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıflar için oldukça eğlenceli, öğretici bir seri olan Tombul Tosbağ'ın maceralarının hem Türkçe hem de İngilizce alternatifleri mevcut. Çift dil opsiyonuyla çocukların yabancı dil öğrenimine de katkı sağlayan Gülçin Tüzel Dokur, Tombul Tosbağ'ın maceralarında pek çok farklı noktaya temas ediyor. Cep telefonu, tablet ya da televizyon gibi aygıtların başında fazlaca zaman geçiren çocukların çok azının spor yaptığını gözlemleyen Dokur, onlara sporu sevdirmeyi amaçlamış. Böylelikle çağımızın önemli problemlerinden biri olan obeziteyi de irdeleyen serinin her kitabında yüzme, satranç, voleybol, basketbol, kayak, tenis, jimnastik ve paten sporları yer almakta. Tombul Tosbağ'ın iki tane de can dostu var. Baytak Badi ve Köpük. Gülçin Tüzel Dokur, birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan bu dostlar üzerinden gerçek arkadaşlığın ve yardımseverliğin ne olduğunu anlatıyor. Ayrıca Tombul Tosbağ'ın sizlere bir hediyesi var. Bu eğlenceli, öğretici eser için sözlerini Berkan Karasu'nun yazdığı Efe Kelleci tarafından seslendirilen şarkıyı sanal platformlarda dinleyebilirsiniz. Tombul Tosbağ'ın sporla zayıflama macerasına hep beraber şahit olmaya ne dersiniz? Çok severler, aslında sporu pek severim, bol bol macera dostlar ile.